Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de Team of the Season, yani sezonun takımı geldi arkadaşlar. Hemen nasıl geldi açıklayacağım, yani hangileri geldi, neden lig gelmedi falan, bunları söyleyeceğim sizlere. Ancak arkadaşlar, videoya başlamadan önce efsane paketler açacağım. 500 FIFA Points'lik ve 2 tane de 500 bin Coins'lik paketler açacağım. Gerçekten efsane paketler açacağım bugün. O yüzden sizlerden bu videoya like bombardımanı bekliyorum. Herkesten bu videoya bir like bırakmasını ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videodaki beğeni hedefim Team of the Season'a özel, sezonun takımına özel tam 4000 arkadaşlar. Son 5-6 videodur yok 4000 like. O yüzden bu videoyu bir 4000 like yaparsanız sevinirim. Tam 4000 like bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, gösterin gücünüzü ve 4000 like yapın. Herkes beğenirse olur ve hala kanala abone değilseniz dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Ve evet arkadaşlar, hemen mağazaya giriyorum ve sizlere bir sorum var arkadaşlar. Kısa süreliğe girelim. Buradan hemen oyuncuları görelim. Arkadaşlar, en çok hangisini çıkarmak isterseniz veya çıkardıysanız da hangisini çıkardınız, bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Buradan en çok beğendiğiniz oyuncu, sizce en çok aralarında hak eden oyuncu kim? Bunu söyleyin arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar, bunlar nasıl, neden geldi? Bunlar neden geldi? Neden lig gelmedi? Hani normalde lig 1 falan, Sasio A, Bundesliga, Premier Lig falan geliyordu. Ama neden bunlar geldi, bu şekilde geldi? Bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada şu anda burada Türkiye'den yok galiba. Fernando yok. Bir dakika, Fernando. Evet, bu Spartak Moskovalı Fernando. Türkiye'den muhtemelen yok arkadaşlar. Yok gibi, aynen Türkiye'den yok gibi arkadaşlar. Bunlar nasıl, neden geldi? Arkadaşlar, bunlar sezonun takımına girmeyi hak edip şimdiye kadar hiç, bu sene 2018 senesinde hiçbir zaman haftanın takımına giremeyen oyuncular arasından seçilen oyuncular. Yani bu ilk bir hafta bu şekilde geliyor. Sonra tabii değişe değişe gidiyor. Arkadaşlar, bugün 500 bin coins'lik paketleri açacağım ama oyuncu falan çıkartamazsam büyük zarar edeceğim. Ve coins'e çok ihtiyacım olacak ama sizlerin desteğiyle arkadaşlar bunları halledebilirim diye düşünüyorum. Bu videoya tam 4000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, lütfen o beğenileri atın. Ve Instagram adresim şu anda ekranda çıkmıştır. Hadi herkes bir takip etsin. Yani sonunda söyleyeceğim ama takip edin arkadaşlar. Ve hadi bakalım şimdi. Todd Sözel'e gelelim. Hemen arkadaşlar bir etkinlikleri göstereyim sizlere öncelikle. Nasıl, ne değil, nasıl olacak, bunları göstereyim arkadaşlar. 38 gün var gördüğünüz gibi. Yani toplamda kaç hafta? 5 hafta olacak. Ve son haftada Ultimate diye bir şey var. 5. hafta falan görüyorsunuz. Bu şekilde değişik şeyler var. Yani şu an daha 2. haftaya bile geçemedik. Arkadaşlar, şurada bir 50 ama hiç Todd şeyim yok değil mi? Doğru, hiç para birimim yok. Hemen anaya geleyim arkadaşlar, ana kısımdan. Ve hiç oynamadım şimdiye kadar. O yüzden bir tane oynayalım ve 3 tane veriyormuş zaten. Hemen bir tane oynayacağım arkadaşlar. Sonrasında paketleri de geçeceğiz. Sakın atlamayın arkadaşlar. Hani sizler de benim tepkimle, benim oynayışımla birlikte, benim ilk izlenimimle beraber siz de görmüş olun. Daha güzel, daha eğlenceli olur gibi geldi bana. Öyle düşünüyorum yani en azından. Bakalım nasıl olacak. Hemen şöyle atalım bakalım. Oha, bayağı patlatıyor. Çok kolay olmuş. Hani çok basit bir şekilde alabileceğimiz bir şey yapmış. EA Sports It's in the Game. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen devam ete basacağım. Devam ete bastım. Bakalım 3 tane verecek şimdi. Bir 50.000 jeton alacağım. Bakacağım nasılmış. Bu arada oyun birazcık yavaşladı sanki. 8 saatte bir geliyormuş ve burada da arkadaşlar 10 kere tamamlayabiliyormuşuz bunu da. Bunu da 10 kez hakkımız var ve TOTS kuponu çıkma şansı varmış. Şu anlık yapmayacağım. Bunu da bayağı oynayabiliyoruz galiba, anlamadım. Ya bir kere ya da sürekli oynayabiliyoruz. Ben bunları videodan sonra zaten bayağı oynayacağım arkadaşlar. TOTS etkinliğini full oynayabildiğim kadar oynayacağım. Bu arada bu ne ya? Neyse, paketten çıkan şeyle bununla da yaparız arkadaşlar. Hemen paketlerimizi açmaya başlayalım o zaman arkadaşlar. Hemen ilk olarak TOTS özel paketinden şuradan bir tane garanti oyuncu çıkartacağız. Ve bakalım arkadaşlar, en kötü ihtimalle kimin çıkmasını istiyorum. Abi Boateng çıksa bile güzel olur ya. Boateng'e sevinirim. Gaya, Malcolm falan güzel oyuncular arkadaşlar aslında bunlar. Courtois falan çıkarsa, Busquets falan gayet güzel olabilir. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman 5 topluluk TOTS süresini açıyoruz. Hadi bakalım. Ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım oyuncu çıkacak mı? Göreceğiz arkadaşlar. Umarım oyuncu çıkartabilirim. Açıyoruz bakalım. Hadi EA Sports, ver bir oyuncu. Ver bir oyuncu be. 10.000 TOTS XP'si, 5.000 TOTS XP'si. Ve 3 TOTS kuponu çıktı. Ancak arkadaşlar, hemen bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar, tam 15.000 TOTS XP'si çıkardık ve 3 tane de TOTS kuponu çıkardık. Gayet güzel bir şekilde çıkardığımızı düşünüyorum. Ve arkadaşlar, şimdi elimde bulunan 600 FIFA points de biliyorsunuz normalde 901 olması lazım. Ama maalesef 601 tane var. Bunun da sebebi nedir arkadaşlar? Hepiniz biliyorsunuz ki ben en büyük hata diye bir video çektim. Hepiniz bilmiyor olabilirsiniz belki.
Öyle bir video çekmiştim ve maalesef ki çok kötü bir şey başıma geldi. Yanlışlıkla 400 FIFA points orada bir gitti arkadaşlar. Her neyse şimdi arkadaşlar garanti Team of the Season oyunculuğu pack'imiz opening olacak, yani açılacak. 3, 2, 1. Bu arada 500 binlik coinstick paketleri belki açmam. Şuradan bir oyuncuyu çıkartalım. Bastım arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi EA Sports. Bize güzel bir oyuncu ver be. Hadi. Hadi. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Abi hep en düşüğü geliyor. Hep ya. Hep bana en düşüğü geliyor. Her zaman. Gerçekten çıldıracağım. EA Sports. Şu var ya şu. Tamam, düşük çıkma şansı daha yüksek ama hep mi en düşük gelir ya? Hep abi en düşük geliyor bana. Gerçekten ilginç ya. Her zaman en düşük olan çıkıyor. Neden bilmiyorum abi. Her zaman en düşük ne varsa abi, en düşük ne çıkabiliyorsa o çıkıyor. Bunu da anlamış değilim. Gerçekten anlamıyorum. Çok ilginç abi. Her zaman en düşüğü çıkar ama neden bilmiyorum. Hemen arkadaşlar Van Ginkel'in ben bir değerine bakacağım. Ve öne çıkana bir gelelim. Şuraya bir bakacağım. Arkadaşlar iki topluluk pazarı puanı diyor. Hani iki tane topluluk puanı veriyormuş. Ve topluluk puanı güzel bir şey. Ama arkadaşlar yani tam TOS kuponu da veriyor ama ben sizler için açacağım ya. İkisini de açacağım, tamam. Hepsinin çıkma şansı var, açacağım. Çıkmazsa da canı sağ olsun ama arkadaşlar bir Van Ginkel'in değerine bakacağım. Çünkü size videonun başında zaten açacağım dedim. Hani bana çıkmıyor genelde ama bugün bir ümitliydim. Nedense 83'lük oyuncu çıktı ya. Ben güzel bir şey çıkar diye düşünüyordum. Nedense 83'lük olan çıktı. Bilmiyorum, anlamadım. Bu arada değeri düşük değil ha. Yok, düşükmüş abi. Vallahi düşükmüş. Şöyle fiyata bakalım. 400 bin yapalım bakalım, var mı 400 bine? Vardır. Olmaya da bilir ama 300 bin ya. Çok düşük. Satmaya gerek bile yok. Kadro kurma görevinde kullanırız, daha iyi. Keşke arkadaşlar toz öncesi yapılması gerekenler diye bir video çekseydim. Çünkü böyle olacağını biliyordum. Tahmin de etmiyordum. Artık 3 senedir 4 senedir oynuyorum FIFA Mobile'i. Biliyorum yani. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Öncesinde yapmanız gerekenler diye bir video çekip hem kendim de yapsaydım hem size de yaptırsaydım arkadaşlar. Önceden bütün oyuncularınızı sattırsaydım. Gerçekten oyuncuların çok düşeceğini biliyordum çünkü. Neyse arkadaşlar, hemen 500 bin coinstick paketimizi açıyoruz. 3, 2, 1. Bastım bakalım. Hadi EA Sports güzel bir şey ver bize. Hadi bakalım, geliyor mu? Geliyor mu? 500 bin coins verdik. 15 bin TOTS XP'si, 20 bin TOTS XP'si, 5 bin TOTS XP'si, 4 topluluk puanı ve oyuncu geldi. Van Ginkel yine ya. Yine Van Ginkel geldi ya. Şaka gibi abi. Gerçekten şaka gibi ya. Heyecanlandım. Güzel bir şey geliyor gibi hissettim. Ama abi Van Ginkel geldi. Ama bir belli oldu. Bunun önceden çıktığından belli oldu. Ama neden Van Ginkel geldi abi? Başka bir şey yok mu ya? Başka bir şey verseydin. En azından Doku Öre'yi verseydin. Fark etmez. Neyse. Son bir tane daha paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan ne gelecek. Hadi bakalım. EA Sports is in the game. 4 yazdı bu sefer. 30.000 XP'ye. 5.000 XP'ye. Bit olsun. Ah. Ah ah, çıkmadı. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar, sağlık olsun diyoruz, artık yapacak bir şey yok. Şimdi hemen etkinliklere geleceğim. Ve arkadaşlar etkinliklerde o dediğim şeyi oynayacağım. 2 tane toss çıkardım. Gerçekten güzel oldu. Ancak maalesef geçen sene tosslarda birazcık şansım yaver gidiyordu ama bu sene birazcık değişik ya. Bu sene bunu da bir kere oynayayım bu arada, merak ettim nasılmış. Sonrasında da hemen o toss kuponu verilip girilenlerden oynayacağız. Bakalım onlar nasıl olacak, onları da göreceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Hadi bakalım. Bir neredeymiş? Bir. Evet arkadaşlar, 5 geldi. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Göreceğiz. Devam ete basalım hemen bir tane. Hemen basalım 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 ve o 1500 jeton geldi. Maalesef çıkartamadık zaten. Çok da önemli değil. Bu neymiş abi? Tots maçı diyor. Bunu da oynarız. Şimdi topluluğa gireceğim ve topluluktan arkadaşlar hemen 50.000 jeton veren görevi açacağım, yapacağım yani. Bakalım neler olacak. İlerledikçe bunların ödülleri de gelişecek. Daha güzel coins falan da verecek bu ödüller. Gerçekten gayet güzel olacak. Bu Tots etkinliğini ben çok beğendim arkadaşlar. Ancak maalesef keşke ilk 11 oyuncusu falan çıkarsaydım. Gayet güzel olurdu. Kiyerliğini falan var ya, muhteşem olurdu da. Zor abi gerçekten, 90 artı oyuncu. Olmasa da en azından bir 85'in üstünde çıkartabilirdik. Maalesef çıkmadı. Ivan Cavaleiro'dan muhteşem bir kafa golü ve sırf bu iki golden dolayı sadece iki tane gol için 50 bin lira vermesi gayet güzel oldu. 50 bin altın coins yani, lira derken. 50 bin jeton geldi ve hemen bunu oynayabiliyor muyum? Evet, bunu da oynayabiliyorum. Hatta bayağı oynayabileceğim. Oynayabildiğim kadar oynayayım. Arkadaşlar Rabiot'u almayacağım. Gizemli Tots oyuncusu nasıl açılıyormuş? Bu kadro görevini tamamlayarak öne çıkan topluluk oyuncusunu elde et diyor. Bu kadro kurma görevi 1 Mayıs'ta açılacakmış. Herhalde bir Tots veren ister o. O yüzden o zamana kadar Tots'ları ya biriktireceğim ya da hiç satmayacağım. Fabinho'yu da almam abi. Bakalım Lemar var burada. Burada kim var? Süle, bunu da almam.
Cem Martinez de olmaz. Vardy de Alman Pique olabilir. Pique çok zor ama değil mi? Aynen Pique'ye gitmek zor. Pique'ye gitmek çok zor. Evet ama Pique mantıklı ya. Pique de aslında mantıklı değil. Bir dakika. Ben Hamşik'i isterim en çok ama Rabiot mu alsam ya direkt uğraşmadan da. Neyse Rabiot'u da almam. Bakacağım abi bakacağım. Duruma göre bakacağım da Rabiot'u almam. Kesinlikle almam. Pique'ye doğru gitmeye çalışacağım. Bakalım gidebileceğim mi? Bir haftada çok zor ama Pique'yi almam. Sürekli oynarsam belki olabilir gibi ama bilmiyorum. Bu arada Neymar olsa hepsini asıyor frikiklerin ama burada öyle bir şey olmuyor maalesef. Golümüz geldi bu arada. Hemen 2'de 2'mizi yapalım. Yani aslında 3'te 2 olacak. Aa çok kötü vurdum. Gerçekten çok kötü vurdum. Bu sefer güzel gidecek gibi. Evet, çok güzel yere gitti. Çünkü pozisyon çok iyi. Tam önümdeki barajda kısa boylu olduğu zaman bu golü kaçırmamız imkansız tartında bir şey. İmkansız gibi bir şey yani. Hemen bunu da açalım arkadaşlar. Bir 50 bin jeton daha veriyor. Daha yüksek bir şey vermeyeceğim mi ya? Burada ne veriyor? Güzel bir şey olsun. 50 bin jeton yine. Burada ne veriyor? Bu da 50 bin jeton. 100 bine çıktı. Evet. Şimdi bakalım. 50, 50, 100. Aa! Arkadaşlar bir tane daha TOTS puanım olsa bir tane oyuncu garantili daha açabiliyorum ve 3 tane oyuncuyu bir videoda çıkarmış olacağım. Bir saniye o zaman. Şöyle bakayım abi. Buradan TOTS kuponu çıkabiliyor. Buradan da TOTS kuponu çıkabiliyor. Buradan da. Abi ben o puanları nereden çıkaracağım? Topluluk puanı. Aa bu ne ya? TOTS kuponuyla paket açılabiliyormuş lan. Bunlar ne abi? Ben hiçbir şey anlamadım. O zaman arkadaşlar biz bunları da açalım. Sonrası gerisini de diğer videolarda yaparız. 3 tane bunlardan açacağım. Bir tane aa topluluk puanı çıktı. Güzel. Daha güzel. Fark etmez abi ben açayım. Şansa da diğer şeylerden de çıkabiliyormuş. Şu an anladım. Ve Powell çıkardık. Tots çıkardık. Güzel abi. Çok güzel. Hemen bir tane daha açıyorum. Bir tane daha topluluk puanı. Bu zaten garanti topluluk puanı veriyor. Bu da garanti oyuncu mu veriyor abi? Ben onu anlamadım. Oyuncu çıkarmam güzel oldu bu arada. Herkese çıkmıyor galiba öyle direkt. Hadi neyse. Ha diğeri 10. Aa çok saçma bir şey yaptım ben. Burada 10 tane topluluk puanı veriyormuş. Ben gittim oradan. Neyse sıkıntı yok abi o halledilir. Bir daha öyle bir hataya düşmem. Neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Ve şu anda Rabiot'u alabilecek... Oo 100 beceri geliştirisi veriyormuş. Neyse şimdi 100 beceri geliştirisi vereceğine. Burada da coins veriyor bunu da istemiyorum. Gerçi coins lazım bu ara ama antrenman XP'si hiç istemiyorum. 100 beceri geliştirisi. 200. Ve bu yok bunu da istemiyorum abi. Pike de ne veriyor? Vardy de ne veriyor? Yok antrenman XP'si hiç istemem abi. Hiç. Antrenman XP'si hiç istemem ama Pique de çok güzel abi. Pique'yi alıyorum. Kesinlikle Pique'yi almaya karar verdim. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Pique'yi alabilir miyim bilmiyorum ama alırsam gayet güzel olur. Arkadaşlar şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki videodan da çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Şuradan kanala abone olup şuradan efsane bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem video. Gidin ya. Gerçekten pişman olmazsınız. Gidin muhteşem bir video abi. Hoşçakalın size seviyorum arkadaşlar. Videoya da gitmeyi unutmayın. Abone değilsiniz. Abone değilsiniz. Abone de olun yani. Aboneyseniz videoya gidin. Hoşçakalın, seviyorum. Adamsınız. Teşekkürler ve bay bay.